Herkese merhaba. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Biliyorsunuz TikTok'ta tarifler tükenmiyor. Dolayısıyla bugün sizinle yine birkaç tane TikTok tarif deneyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane deneyeceğim tarif var bugün için. O zaman hiç uzatmadan ilk tarifimizle başlayalım. Hazır çorbadan makarna sosu yapıyoruz. Hem çok pratik hem de aşırı lezzetli. İlk önce makarnayı haşlıyoruz. Daha sonra hazır çorbayı 1,5 su bardağı sütle kıvamına kadar pişiriyoruz. İstediğiniz hazır çorbayı kullanabilirsiniz. Daha sonra makarnamızın üstüne döküyoruz ve hazır. Evet, gördüğünüz gibi ilk tarifimiz bir makarna ama sosu hazır çorbadan yapılmış bir makarna. Eğer güzel olursa aşırı pratik, aşırı kurtarıcı ve aşırı ekonomik bir makarna sosu olur. Açıkçası ben çok ümitli değilim ama tabii ki denemeden bilemeyiz. Ben hazır çorba olarak kremalı mantar çorbası kullanacağım. Zaten izlediğimiz TikTok'ta da aynı çorbadan yapılmış. Yani makarna sosu olmaya en müsait çorba buymuş gibi geldi bana. Ezogelin çorbası soslu makarnadansa ya da ne bileyim mercimek çorbası soslu makarnadansa kremalı mantar daha makarnaya gidermiş gibi geliyor. Ama benim aşırı sevdiğim bir çorba değildir kremalı mantar çorbası. Bakalım göreceğiz. Belki makarnayla güzel olur. İhtiyacımız olanlar sadece makarna, hazır çorba ve süt. O zaman geçiyorum yapmaya. Şimdi bu tencerede öncelikle makarnamı haşlıyorum normal. Şöyle az bir makarna yapacağım ben her zamanki gibi denemelik. Burada da çorbayı yapacağım. Ama su yerine sütle yapıyoruz. Direkt çorba paketini boşaltıyorum ve 1,5 su bardağı süt koyuyorum. Hayır, bunu full karıştırarak pişirmek lazımdı galiba. Bir 2 dakika bıraktım. Topaklandı hemen. Ama açılıyor, okey. Sıkıntı yok. Sosun altını kapattım. Biraz fazla katı oldu sanki. Ben buna birazcık daha süt koyacağım. Makarnam da pişti bu arada. Süzüyorum onu da. Bakalım. Ve hazır. Bunu Pavel'in denemeyeceğini biliyorum çünkü az önce kendine papayz söyledi. O papayz yiyecek, ben hazır çorbalı makarna yiyeceğim. Bakıyorum tadına. Kokusu fena değil. Biraz fazla tuzlu olmuş. Çorbayı da az miktarda sıvıyla yaptığımız için büyük ihtimal. Makarnaya tuz koymasaydım kurtarır mıydı? Emin değilim. Yani öyle aşırı aşırı tuzlu değil ama benim yiyeceğimden biraz daha fazla tuzlu. Yani yoklukta gider. Ama benim bir daha yapacağım bir şey değil. Tadını zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şu kremalı mantar çorbasının tadını biliyorsunuzdur. O şekilde tadı. Ama açıkçası ben böyle bir sos yapana kadar oturur normal salçalı makarna yaparım. Gereksiz bence. Deyip yemeye devam ediyorum. Çünkü açım. Belki başka çorbalarla daha iyi olabilir diyeceğim ama başta da dediğim gibi ezogelin çorbası soslu makarna falan hayal edemiyorum. Domates çorbasıyla da yapana kadar salçayla yapmak daha mantıklı. Başka ne hazır çorbası var ki? Neyse, genel olarak tadı çok kötü değil ama güzel de değil bence. Pratiklik açısından da ben daha lezzetli bir makarnayı, salçalı makarna yani, aynı sürede yapabileceksem bence buna gerek yok. Ama tabii zevkler, renkler. Salça sevmeyen olabilir. Salçalı makarna sevmeyen olabilir. Kremalı mantarlı çorbayı çok seven olabilir. Onlar benden daha çok beğenir. Ama benim şahsi fikrim 10 üzerinden 5. Geçiyoruz ikinci tarifimize. Şimdi kabakları böyle bu şey soyacağıyla ben böyle tergeteli kesiyorum. Bu kadar zeytinyağına atıp çevireceğim. Tuzunu ve karabiberini koymayı unutma. Ben kendi yaptığım domates sosunu ısıtıyorum ama sen hemen kenarda domates püresi, kekik, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiberli güzel bir domates sosu hazırla. Kabaklar orta ateşte böyle 7-8 dakika içinde benim istediğim kıvama geliyor. Hafif böyle kıtır bırakıyorum, ben öyle seviyorum. Çok elimi sevmem. Sonra sosla birleştiriyorum. Biraz daha çeviriyorum. Biraz sarımsak yoğurda ve muazzam. Hadi dene bakalım, bence yapabilirsin. Gördüğünüz gibi ikinci tarifimizde aşırı pratik ve lezzetli duran bir domates soslu kabak yemeği. Ve bu tarif için ihtiyacımız olanlar da aşırı basit, her evde büyük ihtimal olan malzemeler. Kabak, zeytinyağı, tuz, karabiber. Ondan sonra domates sosu için domates, sarımsak, zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber. Ve onun üstüne de bir tane sarımsaklı yoğurt yapacağız. İlk önce kabaklarımızı o soyacakla ince ince keserek başlıyoruz. Sonra tabağıma biraz zeytinyağı alıyorum. Kabaklarımı alıyorum. Biraz tuz, biraz karabiber. Kavuruyorum. Bu kadar yeter diye düşünüyorum, çok erimesinler. Şimdi bu kenarda da domates sosunu yapmaya geçiyorum. Onun için domateslerin kabuğunu soyacağım. Ve bunun da kolay bir yöntemi biliyorsunuzdur da bilmeyenler için. Domateslerin böyle tepesinden bir çarpı kesip kaynar suyun içine koyuyoruz.
Ve o 1-2 dakika sonra kabuğunu kendi atacak zaten, böyle soyabileceğiz. Bakınız böyle direkt soyuluyor. Şunların şu kısmını alacağım ve direkt bızlatacağım. Hatta diyorum ki şu sarımsakları da rendelemekle uğraşmayayım, onları da beraber bızlatayım. Okey, geldik yine ocağımıza. Bu tavama da birazcık zeytinyağı. Sonra buraya da domates püresi ve sarımsağı aldım. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da kekik koyuyoruz. Birazcık pis. O sırada ben de burada bir sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Bunu da kapattım. Şimdi domatesli sosumuzla kabaklarımızı birleştiriyoruz. Şimdi şöyle bir kaseyi alacağım. Allah! Üstüne de sarımsaklı yoğurttan. Of! Deniyoruz bakalım. Bu aşırı güzel kokuyor ve aşırı da lezzetli duruyor. Bence tam Türk damak tadına uygun bir yiyecek olacak. Videoda chopstick'le yiyor. O yüzden ben de özendim. Bu var ya, tam bizlik. Tam Türk damak tadına uygun bir yemek. Çok beğendim. Hem pratik, hem lezzetli, hem de sağlıklı. Bence mükemmel bir yemek. Uf, duramıyorum. Yani bizim evlerimizde kabaktan ne yapılıyor? Kabak yemeği herkes sevmez. Kabak dolması uğraştırıcı. Kabak kızartması aşırı yağlı. Mücver uğraştırıcı. Aklıma da başka kabakla yapılan bir yemek gelmedi. Bence bu böyle bütün kabak yemeklerinin en iyi yönlerini almış. İşte dediğim gibi hem kolay, hem sağlıklı, hem lezzetli. Sarımsak seven birinin bunu sevmeme ihtimali bence yok. Kabak yemeğinde olan o kabağın erimişliği, yumuşaklığı yok. 10 üzerinden 10. Denensin. Halde denetmeyi bir deneyeceğim. Oh, it looks disgusting. Come on. It's amazing. No, it looks disgusting. What is this? Zucchini. No? Not my taste. Sen gel o kadar. Öp öp. Gelsin sevgilin yerin dibine soksun. What's your problem? I don't know. I think it's a very Turkish taste. Yes. Too much yogurt. No? There is yogurt? There is yogurt. It's not too much. Yogurt is never too much. I think this is too milkish. Okay. He's not Turkish. I'm not. He doesn't eat food with yogurt, so he's not used to it. But this is a very Turkish nice meal. I understand that people can like it. It's, in general, I like the idea of this food, but this is not you really my taste. You would put less yogurt or no yogurt, maybe? Because it's with tomato sauce. I don't know. I guess I would like this sauce to be less liquidy and less yogurt. I tried to make it less liquidy, but if you want to grade it... In general, for me, 4.5, I wouldn't eat it. But I... As a food, if I was a food critic, I would say 8. You know what I mean? Like, as a food critic, I would say it's a good food. I don't like it personally because this is not my taste. Mm-hmm. But I understand that people can like it, and it's like in general, yes, good. But like for me, no, I wouldn't eat it. Okay, thank you. Şimdi sıra geldi benden uzun zamandır istediğiniz bir tarife. Şu akordeon gibi kesilen salatalıkla yapılan Çin salatası. Gelsin tarif. Have you ever wondered how they spiralize the cucumbers in Chinese cucumber salads? The trick is to place your cucumber between two chopsticks and then slice at a 45 degree angle. Flip the cucumber over and then cut at a straight angle. Now Chinese cucumber salad is very similar to cucumber kimchi. You still salt and wait 15 minutes before you rinse and drain, but the ingredients are slightly different. My version has garlic, gochugaru, sesame oil, rice vinegar, soy sauce, sesame seeds, and brown sugar. Now I love both recipes, but I think I like the Chinese cucumber salad slightly more because it has the brown sugar and soy sauce and it's more fun to eat. Okey, sosundan önce o salatalıkları kesme kısmını yapacağım. Çünkü onları tuzda böyle bir 15 dakika falan bekleteceğiz ki suyunu salsın. Bunun için de şöyle chopstickler aldım. Salatalıklarımı da aldım. Önce bir onların tepesini keseyim. Totosunu da keseyim. Onları böyle iki chopstick'in arasına koyuyormuşuz. Ve önce şöyle açılı bir şekilde, çapraz bir şekilde kesikler atıyormuşuz bu tarafından. Ondan sonra bunu bu tarafa çevirip arkasını bu sefer de düz şekilde kesikler atıyormuşuz. Akıyoruz. Ooo!
başardım. Bunu koydum buraya. Bir tane daha aynı şekilde yapıyorum. Bu da başarılı. Şöyle. Sonra bunun üstüne bolca tuz döküyorum. Yıkayacağız sonra onu. Ay kırıldı biri. Neyse. Ve 15 dakika bekletiyorum. Sosu için ihtiyacımız olanlar da soya sosu, pul biber, sarımsak, susam yağı, susam, pirinç sirkesi ve esmer şeker. Salatalıklarımız 15 dakika tuzda bekledi. Şimdi onları yıkıyorum. Ve sosu için gerekli bütün malzemelerim burada. Ben yine bir sarımsak rendeleyeceğim. Bir tanesi yeter bence. Ben videodaki kadar çok yapmıyorum çünkü yine. Sarımsağımı içine koyuyorum. Sonra biraz pul biber, biraz susam yağı, biraz pirinç sirkesi, biraz soya sosu, biraz susam, biraz da esmer şeker. Karıştırıyorum. Ve bu da hazır. Okey, deniyorum bakalım. Kokusu güzel bu arada. Tam bir şey, Asya restoranındaymışım gibi kokuyor. Susam yağından büyük ihtimal. Onlar çok kullanıyorlar çünkü her şeyde susam yağı. Şununla başlayalım bakalım. Yani güzel. Tadı kötü değil. Ama ben şahsen salatalıkla salata yapacaksam normal bizim limonlu, zeytinyağlı sosla yemeyi tercih ederim. Okey, bu biraz böyle acılı, tuzlu, ekşili, tatlılı. Hepsi bir arada. Çünkü Asya damak tadı o şekilde. Ama ben sanırım salatalığı sadece ekşili bir sosla yemeyi tercih ediyorum. Çünkü salatalık zaten böyle ferah bir sebze. O ferahlığı bozmaya bence hiç gerek yok. Limonla daha da ferah hale getirip o şekilde yemek benim için daha ideal. Bu da arada yenilebilir. Bunu TikTok'ta susam yağı yerine zeytinyağı da yapan da gördüm. Hepimizin evinde susam yağı yok tabii ki de. Benim tariflerden kalma vardı. Aşırı fark edeceğini sanmıyorum. En ağır gelen tat zaten sarımsak ve tuz. Belki biraz daha şu pirinç sirkesinden koyarsam daha ekşili olabilir. Bir dakika. Bir ayar çekmeye çalışayım ona. Pek bir şey değişmedi. Limon eksik. Limon aradım. Haydi bir denetmeye çalışayım. Puan verecek olursam ben buna 10 üzerinden 6.5 veririm. Smells good, looks nice. But this is the salad with the cucumber in the soy sauce. Is it the salad? They call it the Chinese salad. Looks cool though. How do you eat it? You eat it all? Just eat it. I mean, you can bite it. What is this? This is the soy sauce and anything else? It looks oily. Soy sauce, rice vinegar, sesame oil, sesame seeds. What else? Garlic, pul biber. Good. Good. Thank Is you it bit. Your style? Mm-hmm. I like cucumbers and soy sauce. 9. 9? The fuck? I gave it 6.5. Here we see the different type of taste buds. For me, the zucchini was a 10. But it's true that he likes Asian style foods more than me. So it's very, but it's a little bit too salty, I would say. A little bit. Maybe but it's not the soy sauce. Lemon juice or something? Exactly. I also told them some lemon is missing. Food critic, food critic. Can I do more? Ah, you can eat all. You're welcome. There's one more dish that I will prepare. Bir sonraki yemeğimize geçiyoruz. Evet, bugün deneyeceğimiz son tarifte Jennifer Aniston'ın Friends dizisinin setinde yıllarca her gün yediği bir salata. Lezzetli ve kolay bir salata gibi duruyor. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bulgur, nohut, salatalık, kırmızı soğan, maydanoz, nane, beyaz peynir, antep fıstığı, limon ve zeytinyağı. Bulguru sadece haşlıyoruz. Ben sabahtan haşladım ki biz yapana kadar soğusun, sıcak sıcak salatanın içine koymayayım diye. Dümdüz suyda haşladım sadece, pilav gibi yapmadım. Şimdi diğer malzemeleri hazırlayacağım. Kamera hata verdi ama şurada salatalık doğradım sadece. Yarım bir kırmızı soğan doğrayacağım. Hatta bunun çeyreği bile olabilir. Bir porsiyonluk yapıyorum çünkü. Bu kadar yeter bence. Burada bir tutam taze nanem, biraz da maydanozum var. Onları da doğruyorum. Ve haşlanmış nohutum var. Bunu süzüp yıkayacağım biraz. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve malzemelerim hazır burada. Birleştirmesi kaldı sadece. Şimdi baz olarak tabağıma birazcık bulgur alacağım. Sonra nohut.
Yeter o kadar. Sonra sebzelerim. Şuraya salatalıkları alayım. Soğan, maydanoz, nane. Üstüne birazcık feta peyniri olarak süzme beyaz peynir dilimleyeceğim. Daha doğrusu parçalayacağım şöyle. Ben salatalara peyniri çok yakıştırıyorum. Güzel olacak bence. Okey, bakıyorum yani bence kötü olması çok mümkün değil. İçinde sevmediğim pek bir malzeme yok maydanoz dışında. Bakalım bakalım. Hı-hı. Nane ve bulgur bir kısır esintisi yaratıyor. Onun dışında zaten bol limon sulu, peynir çok yakıştırıyorum dedim. Salataların içinde kıtır kıtır bir şey de çok güzel oluyor. Ben genelde ceviz koyarım ama Antep fıstığı, bir daha yapacak olursam büyük ihtimal yine ceviz koyarım. Yarım saat onları ayıkladım bu arada. Ceviz daha rahat. Ama yıllar boyunca her gün sette yiyeceğim bir şey olur mu? Yani olmaz diyeceğim ama kötü olduğu için değil. Ben her gün aynı şeyi yemekten sıkılırım diye. Yoksa gayet güzel bir salata. Ve düşününce şu bulguru haşla, 2 bardak falan at dolaba. Her gün çıkar böyle 2 salatalık soğan doğra, karıştır salata diye ye. Çok pratik aslında. Hani bulgur falan önceden haşladığın zaman. Büyük ihtimal o da öyle pratikliğinden dolayı işte sete gitmeden öyle pırt 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 hazırlayıp yanına alıyordur diye düşünüyorum. Yoksa tadına öyle kafayı takmış bir şekilde yıllarca her gün sadece tadı yüzünden yememiştir herhalde. Yine söylüyorum, tadı kötü olduğu için değil, insan sıkılır yani her gün aynı şeyi yemekten. Ama bu da bence gayet pratik, gayet lezzetli ve gayet sağlıklı bir yemek. Ve benim tekrar yapabileceğim bir yemek. Bulgur zaten artan var. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal ben bu salatayı bol bol yiyeceğim. Puan verecek olursam 10 üzerinden 8.5'tan 9 veriyorum. Hadi çağıralım. Your favorite things. Maydanoz, bulgur, chickpeas. Bunların hiçbirini sevmiyorum. Eat! You're so prejudiced. Mm-hmm. Bad? I have the rhythm for that. Not your style. Mm-hmm. Because? Is it the petrushka? You know what? Only petrushka bothers me a little bit. It's a bit too lemony. It's too sour to me. Lemon? These two things. Okay. That's all. But the rest I could eat normally. Okay. But you do like petrushka too. Yeah, but this is Jennifer Aniston's recipe and she eats it like this. Cool. I mean, I wouldn't eat it again. Okay, but great. 5, 4. Say it to the camera. 4.5. Is it okay? I mean, I don't agree with you, but okay. Well, you give it like 7? 8.5. Oof. Bu çocuğa ben kısır da yediremedim. Beğenmedi. Öyle düşündüm. Çok da güzel olmuştu kısır. Neyse, bugünkü tariflerimiz bu kadardı. Videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba. Benim Pavel. Bu benim kız. Arkadaşım.